Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nevzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Okumuş olduğum Maide Suresi 44. ayetin bir bölümünde kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruluyor. Sevgili arkadaşlar, bugün 11 Eylül 2020. Yarın da 12 Eylül 2020. Yani Türkiye'de sık sık yapılan darbelerin en büyüğü ve zulmü en kapsamlı olan 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümü. Bildiğiniz gibi her 10 yılda bir darbe yapılması gelenek haline gelen bu ülkede darbe yapan ve darbe girişiminde bulunan askerlere hiçbir ceza verilmemiştir. Sadece FETÖ'cüler diye adlandırılan, daha önce Hoca Efendi konumunda olan, darbede nasıl bir rol aldığı hala belirsizliğini koruyan kişi ve kişilere darbe bahanesiyle cezası verilemeyen diğer darbelerin de cezası sanki onlara kesiliyor gibi darbeye hiç katılmayan o grubun üyelerine de büyük cezalar verilmiştir. Evet, bilfiil darbe yapanlara ceza verilmezken, darbeye hiç katılmayan, sadece o cemaate sempati besleyen kimselere en ağır cezaları uygun gördüler. Bir tarafta sonuçları açısından çok büyük zulümlere sebep olan 12 Eylül darbecilerine hiçbir ceza verilmez veya verilemezken, diğer taraftan başarısız bir darbe girişiminde hiçbir rolü olmayan o cemaatin fertlerine yönelik büyük cezalar verildiğine şahit olduk. Ergenekon'da bunca rezaletin ifşa olunmasına rağmen en üst generaline kadar dün suçlu görülen subaylar mahkeme faslı tamamlanmadan Gülen'e gösterilen tepkinin bir sonucu olarak salıverildiği ve darbe yapanlardan bile hesap sorulamadığı unutulup gidiyor. Yakın zamanların zulmü en geniş ve en uzun süreli olan 12 Eylül 80 darbesinin failleri bir zamanlar tantana ile yargılanıyordu. Kamuoyu darbecilerden hesap sorulacağını sanıyordu. Peki ne oldu? Ne olacaktı? Düzen kendi evladını yer miydi hiç? Kenan Evren yargılanmadan ölüp gitti. Çevik birler hala çalım satıyor. Darbe yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. Düzen kendine çeki düzen vermedi ki silahlı kuvvetlere çeki düzen versin. Ama böyle devam ettiği müddetçe onlar fırsat buldukça düzenle ve halkla istediği gibi oynamaya devam edecek. Her 10 yılda bir darbe geleneği kim bilir hangi yüzyıllara kadar sürecek. Fethullahçılar gitti, kavga bitti diye düşünmeyin. Ülke bugüne kadar Fethullahçı subaylardan çekmedi sadece. Darbe girişiminde bulunmasalardı, kendi hallerinde sakin şekilde yaşayıp kimseye zarar vermeden karınca ezmez kişi rolüyle bilinip gideceklerdi Fethullahçı subaylar. Esas Atatürkçü subaylar var. Her an ihtilal yapmaya aday. Bugüne kadar onca ihtilalin faili onlar. Sabıkası kabarık olanlar. Alnı secdelileri büyük düşman bildiniz ama esas alnı secde görmeyenlerdir. Esas olarak alnı secdeliye düşman olanlar. Düşmanlarımız demiyorum, her alnı secdeli bizim destekleyebileceğimiz dostlarımız
dır demek istemiyorum ama dostlarımız mutlaka alnı secdelilerden olur. Evet. Diğerleri bizim dostlarımız olamaz. Sizin veliniz, dostunuz ancak Allah, Resulü, rükû edenler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Maide Suresi 55. Esas düşmanımızı politikacılar belirlememeli. Kur'an'ın ilkeleri belirlemeli. Politikacılar ölçü olunca en az 10 yıl bunları dost kabul etmenin, örnek bir hoca efendi imajını güçlendirip devleti yönetmede ortak kabul etmenin, bugün sana darbe yapanları iş başına getirmenin doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Gelin bir darbe istatistiklerine bir göz atalım. Daha 10 sene olmadı darbe girişimi. Ergenekon'un iç yüzü ve çalışma sistemi unutulup gitti. 60'tan beri gelenekselleşen darbelerin çetelesini tutmak için hafızalarımızı bir tazeleyelim. 27 Mayıs 1960 İhtilal adlı askeri darbe. 12 Mart 1971 Muhtıra adlı askeri darbe. 12 Eylül 1980 İhtilal adlı askeri darbe. 28 Şubat 1997 Balans Ayarı adlı askeri darbe. 27 Nisan 2007 E-Muhtıra adlı askeri darbe. 2009 Ergenekon adıyla askeri ve sivil darbe girişimlerinin açığa çıkması. 17-25 Aralık 2013 Pansilvanya merkezli darbe girişimi. 15 Temmuz 2016 yine aynı merkezli ve dış güçlerle bazı iç güçlerin desteklediği darbe girişimi. Darbeler aslında bunlarla sınırlı değil. Darbeler tarihi son 60 yılla sınırlı değil. Çok daha derinlerde, köklerde. Türkiye Cumhuriyeti de aslında darbeyle kurulmuş bir devlettir denilse yanlış olmaz. İkinci Abdülhamit, başında Atatürk'ün kurmay başkanı olarak görev aldığı silahlı kuvvetlerden teşekkül etmiş, harekat ordusu tarafından tahtından indirilmişti. TC de başını askerlerin çektiği bir grup tarafından içinden çıktıkları Osmanlı Devleti'ne karşı silahsız darbe yapılarak kurulmuştu. Bütün bunlarla birlikte ilk darbeci kimdir diye sorarsanız enteresan bir isim çıkacak. İlk darbeci iblistir. Allah'ın hükmüne, onun sistemine, onun emrine karşı ayaklanmış, insanın yeryüzündeki halifeliğine karşı darbe planları yaparak icraya koymuştur. Allah'ın hükmüne ters planlar yapıp o doğrultuda uygulamalarda bulunanlar da onun darbeci askerleridir. Darbeler ikiye ayrılıyor artık. Faydalı darbeler, zararlı darbeler diye. Hükümeti yıkmayan veya yıkamayan her darbe girişimi iktidarı güçlendirir. Hükümetlerle birlikte rejimler de güçlenir her başarısız darbe sonunda. Vücudu güçlendiren aşı gibidir başarısız darbe. Osman Gazi'den bu yana bizim insanımız mağduru pek sever. Fakat bu güçlenme hormonlu bir güçtür. Yasak dopingli madde kullanımına benzer. Çünkü her darbe ülkenin güvenilirliğini kemirir, ekonomisine kalıcı zararlar verir, Orta Doğu'nun ağabeyliği gibi prestijleri elinden aldırır, Batı'nın ciddiye almadığı, geleceğinin belirli olmadığı, ümit vaat etmeyen, kimsenin koltuğunda devamlılık göremeyeceği, istikrarsız, depreme tutulmuş gibi sallantı halinde bir görünüm veren ülke konumuna düşürür. Faydasız da olsa darbeler aşıdır aşı olmasına ama altın vuruşa benzeyen yüksek dozda uyuşturucu içeren bir aşıdır bu. O yüzden böyle anormalliği kim kendine yakıştırır da tiyatro olsun diye kendi aleyhine darbe yapılmış görüntüsü verir. Ama darbenin olduğunu bilerek müdahale etmeyip onu karşısında bir güçmüş gibi barındıran anlayışlar olabilir. En büyük asker kimin askeri? En büyük asker bizim asker. Bu sloganın neresini eleştirelim? Sen böyle dersen asker kendisinin en büyük olduğuna inanır ve en büyük olmaya kalkar.
parmaklarıyla kurt işareti yapan gençlerin sloganı bu. Bilindiği gibi. Bir taraftan böyle diyorlar, diğer taraftan o darbe zamanında başarısız darbenin başarısız askerlerini yakaladıkları yerde acımasızca dövüyorlar. Hani askerler en büyük askerdi. En büyük asker unvanını yaptıkları darbeler sayesinde almış olmalılar. Ama en büyüklerin büyüklükleri belli oldu. Burnundan kıl aldırmayan, yanına yaklaşılmayan, omzu kalabalık rütbeliler, ekranlarda görmüşsünüzdür, süklüm püklüm, suratları dayak izi içerisinde, sivil polislerin emrinde, emre hazır bekliyorlardı. En büyük asker olmanın görüntüsü. Tepeden inme darbe sistemi bizdeki uygulanan şekliyle, zoraki değişim tepeden inme şekliyle İslami bir yöntem olmasa da Müslümanlar açısından darbeler ikiye ayrılmalı. İslam'ın hakim olmasını amaçlayan darbeler, beşeri görüş ve ideolojiler için yapılan darbeler diye. Ama iktidar başta olmak üzere egemen güçlerle iyi geçinen paralel yapının devletin en hassas kadrolarını ele geçirme imkanı ile egemen güçlerle zıtlaşan aynı zihniyet ve aynı kadroların nasıl önce çok sevilip sonra tüy kaka edildiği gözler önündedir. Aslında bugün darbeden şikayet eden yöneticiler kendilerini suçlamalıdır her şeyden önce. Onları darbe yapacak güce kendileri getirmiş değil midir? Kendileri para yer yapı oluştururken paralel yapı da kendi kadrolarını tamamlıyordu. Darbenin tohumunu darbeden en çok zarar görmesi gerekenler ama tam tersine darbe ile güçlenenler ekiyor demek ki. Ve darbenin suçundan %1'lik hisse bile onlara verilmiyor. Açıkça haksızlık yapılıyor. Kuklayı cezalandır, kuklacıyı kendine güldür. Esas darbeyi planlayanlara, bizzat yürütenlere diş geçirilemiyor. Atını dövemeyen semerine vururmuş kamçıyı hesabı. Vatandaş kendi oğlu konumundaki rütbesiz eri bir daha darbe yapamayacak hale getirecek kadar dövüyor, linç etmeye kalkıyor. Gücü yeten yetene. Gariban rütbesiz asker emir eri, hatta emir kulu. Yat denilince yatmayı, kurşun at denilince atmayı, heykele tap denilince tapmayı, ibadet kutsal bir görev olarak kabul eden, daha doğrusu kabul ettirilen bir müstazaf. Darbe zamanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var diyor ve bazı veriler sunuyordu. Hükümet bunu biliyor da Amerika'ya karşı en küçük bir tavır aldı mı, alabildi mi, alabiliyor mu? Bugünkü kanunlar büyük sineklerin delip geçtiği, küçük sineklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağıdır diyordu Balzac. Sadece Hindistan'da ineklere ayrıcalık verilmez. Buralarda da büyük başlara ayrıcalık vardır. Büyük arabaların geçiş üstünlüğü, büyüklerin söz kesme hakkı vardır. Amerika'ya hesap sorulmaz. Bir numaralar ve onların arkasındakiler hiçbir zaman sorgulanmayacak, ceza almayacak. 12 Eylül darbesinin de 1 ve 2 numarası Kenan Evren ve bildiğiniz gibi Çevik 1'e hiçbir ceza verilmediği gibi. Kuklalara ceza verilir, kuklaları oynatanlara sevgiler gönderilir. Bu ülke böyledir. Ama unutmayalım ki aziz kılan da, zelil eden de Allah'tır. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil eder, alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Hakkıyla her şeye gücü yetensin. Ali İmran 26. 15 Temmuz darbe girişiminde de görüldüğü gibi kocaman askerler, omzunda birçok yıldız bulunanlar ne kadar da aciz, nasıl da zavallı. Jandarma Genel Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı kendilerine bağlı olması gereken altlarındaki subaylar tarafından kaçırılabiliyor. İmzaları kullanılarak sahte belgeler yayınlanabiliyor. Daha neler oluyor? Sahnenin arkasında neler dönüyor? Kimse bilmiyor. Askerlik denen şey ne? Tuz yiyecekleri kokmaktan korur.
Peki tuz kokarsa yiyeceklerin hali ne olur? Askerlerin temel görevi düşmandan bu ülkeyi korumaktır. Peki askerden bu ülkeyi kim koruyacak? Türkiye bir türlü kurtarıcılardan kurtulamadı. Düşmandan korunmak çok zor değil ama ya dost bildiklerimizden, dost bilinenlerin zararı ölümcül yan etkisi olduğu bilinmeyen ilaç gibidir. Esas tedbir içinde zehir olan ilaca karşı olmalı. Asker Atatürk'ten bugüne cevaplanması gereken önemli soru şu. Asker bu ülkeyi koruyacak da askerden bu ülkeyi kimler koruyacak? Vatandaşı askerlikten soğutmak kanunen suç. Peki askerlerden soğutmak? Askerlerden soğutma ayrı, askerlikten soğutmayalım, ısıtalım da sonra ne olacak? Sonra sıcağı sıcağına onlar da sana saldırsınlar, dininle mücadele etsinler. Asker kimin askeri? Kendi halkına karşı kurşun sıkan, tankla halkın üzerine yürüyen askeri nereye koyacağız? Peki kendi halkının dinine, imanına, tesettürüne, Müslümanca yaşayışına, düşmanca davranan askerleri, subayları ne yapacağız? İnsan ne dediğini bilmeli. En büyük asker bizim asker. Öyle mi? Gerçekten mi? Bize saldıran asker en büyük asker mi? Bir hadis rivayeti şöyledir. Silahını bize karşı doğrultan bizden değildir. Gardiyanına aşık olan, celladını ölesiye, öldürülesiye seven zavallı insanımız. Doğru teşhis olmadan sağlıklı tedavi olmaz. Düzeni doğru tanımlamadan doğru bir çözüme gidilmez. Tağut kavramını tanımadan düzeni ve anlatılan konuları doğru bir yere koymak da mümkün değildir. Ülkeyi hep askerler yönetmiştir bugüne kadar ve hala askerler yönetmektedir. Sistem askeri vesayet ve velayet yönetimidir. Memleketi hep askerler yönetir. Asker Atatürk yattığı yerden ilke ve devrimleriyle ihtilal yapan askerler kabul ettirdikleri anayasaları ile yaşayan rütbeli askerler de her şeyleriyle. Her şehrin bilirsiniz en mütena yerinde askeriye konuşlanır. Mümkün şehrin dörtte birini kuşatır. En güzel ve en geniş yerleri onlar parsellemiştir. Bu memleketin vatanın sahibi biziz anlayışı içinde. Rejimin İslam'dan ve Müslümanlardan korunup kullanması onlara aittir. Halkın yanlış tercih yapıp silahlı kuvvetlerin istemediklerini başa geçirdiğinde ya da vatanseverlikleri depreşip canları istediğinde ihtilal yapmaya hazırdırlar. Can atarlar vatanı kurtarmaya. Kesmez artık postmodern darbeler, 28 Şubatlar. O yüzden 12 Eylül sadece bir tarihi gün olmaktan öte her gün 12 Eylül'dür. Fethullah düşmanlığında biraz aşırıya gidildiğini herhalde hepimiz kabul ederiz. Varsa yoksa Fethullah terör örgütü. Sanırsınız ki gerçekten terörist ve terörde IŞİD'i de PKK'yı da geçti. Resmi söylemlere bakarsanız öyle. Artık Amerika veya İsrail'e düşmanlık bile Fethullah terör örgütüne düşmanlık yanında çok hafif kalıyor. Bunları söylüyorum diye beni de onlardan olmakla suçlayanlar çıkarsa kendileri bilirler. Ben 1970'te Kestane Pazarı'nda tanıdığım Fethullah Gülen'in din anlayışını, halk ona saygı duyup hoca efendi derken de daha önceleri de onu ağır şekilde eleştiren birkaç kişiden biriydim. Onu savunacak kadar sapıtmadım hiçbir zaman. Ancak adaletli olmak gereğini duyuyorum. Allah, savaş yaptığımız kafirlere karşı bile aşırı gidip adaletten ayrılmayı yasaklar. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara 190. Duygusal bir toplumuz. Çabuk gaza getirilebilen, sevdiğinde ölesiye seven, buğz ettiğinde öldüresiye buğz eden, fıtri ölçüyü koruyamayan,
kontrolsüz güç, sahibinin kontrol edemediği, başkalarının kolay yönlendirebildiği bir güç. Maalesef o güce sahibiz. Devlete yakın olan alimlerin dünyada bile sonu hüsrandır. PKK unutuldu. APO değil artık idam edilmesi istenen. Tayyip'in daha dün adı konulmamış koalisyon ortağı Hoca Efendi. İktidara o kadar yakın olmaktan öte, ortak olmak kendisini aşırı şımarttı. Gülen iken ağlayan olmuştu, artık ağlayan iken sonra gülen oldu. Eskiden mümkün ki samimiyetinden ağlıyordu, sonra Hoca Efendi olunca rol yapıp bazı yerlerde miş gibi yaptı, sadece burnunu çekiyordu artık. Amerika'nın önünü açıp 150 civarındaki ülkede okul açtırdığına bakarak kendine devlet de kurdurulabileceğine inandı saf saf veya cin cin. Devlet içinde paralel devlet olmaya alışanların bir devlet idaresinde bile şirki insanoğlu kabul edemediğinden bağımsız ve tek ilahlığını ilan etmeye kalktı. Şımarıklığının cezasını çekecek de onun için. Onun karşıtları da dün sevgide ve güvende aşırı gidenler bugün düşmanlıkta aşırı gittiler. Ve ihtimal ki Erdoğan ve müritleri her konuşmalarında en büyük düşman olarak bunları öne sürmeseydi, bunlar da bugün Tayyip taraftarları diye halka silah sıkacak hale gelmezlerdi. Etki tepki meselesi. Etrafınızda gördüğünüz, tanıdığınız Fethullahçılara bir bakın veya daha önce tanıdıklarınızı gözünüzün önüne getirin. Halka silah sıkacak karakterde birini veya birilerini gördünüz mü hiç? Mümkün kediyi çok sıkıştırırsanız aslan kesilir. Bunlar da mümkün ki sırtlan kesilmiş olabilirler. Ama bunları bu hale getirenleri hesaba katmak gerekiyor. Birkaç soru sorarak biraz düşünmeye çağıracağım sizleri. Cemaat terbiyesinden geçmiş veya kitapla haşır neşir olmuş tefekkür sahibi her yaştan gençlere, insanlara soralım. Bilmeyenler araştırsın, bilenler cevaplasın ama kimse hakaret etmesin, ağzını bozmasın, birbirine karşı darbe yapmasın, birbirinin üzerine dil tanklarını sürmesin. 1. Hangi asker, subay esas hain sıfatını hak eder? Allah'a, onun nizamına karşı isyan eden veya hükümete karşı, rejime karşı isyan eden. Bizim esas düşmanlığımız Allah'ı ve onun dinini sevmeyenlere karşı mı olmalı, yoksa hükümeti sevmeyenlere mi? Hükümete karşı olan ve bazı beşeri yasalara karşı gelene terörist, onu yıkmaya çalışana da darbeci deniyor. Peki Allah'a karşı, Allah'a karşı olan ve Allah'ın yasalarına karşı gelene terörist, ilahi yasalarla mücadele edenlere darbeci denilmesin mi? Hangisi daha büyük terörist ve hangisi daha büyük darbecidir? Darbeye katılmayan İslam düşmanı Kemalist subaylar mı, darbeci subaylar mı daha büyük teröristtir sorusu hangi açıdan ve neyi ölçü olarak ele alınması gereken bir sorudur. Soruya devam edelim. Allah'ın hükmüne, kanunlarına, onun nizamına karşı başka alternatiflere sarılarak karşı çıkan yöneticiler ve onları destekleyenler de darbeci sayılmaz mı? Allah'a ait olan kanunları, hükümleri uygulamayan, onun hükmüne fiilen karşı çıkan, Allah'ın egemenlik hakkını gasp edenler, Allah'a karşı darbeciler, darbecidirler diyenlere karşı ne diyebilirsiniz ve hangi darbecinin zararı daha büyüktür? 2. Vatanı, halkın namusunu koruma iddiasında olan asker Mehmetçik. Askerlik yaparken anasına ve karısına sövdürmeden askerlik yapma şansı bulamıyorsa, yani askerde kendi anasının ve karısının namusunu koruyamıyorsa, nasıl başkasının namusunu koruyacak? Vatanı koruma iddiasındaki asker kendi vatandaşına kurşun sıkıyorsa, nasıl vatandaş askerine güvenecek? Ve kendini koruyamayan genelkurmay, askerini ve vatandaşını nasıl koruyacak?
3. Ebu Hanife başında halifenin olduğu zahiren şeriatla yönetilen bir ülkede İslam'ı tümüyle uygulamıyor gerekçesiyle yönetime katkı mı sağladı? En küçük bir itaati bile caiz görmeyip yönetime karşı ayaklananlara destek mi oldu? Yönetime itaat etmediği için zindanlara atılıp orada şehit mi oldu? Sebepleri ve o yönetimle bugünkü yönetimi, onun tavrıyla onun yolunu takip ettiklerini iddia edilen Hanefileri karşılaştırabilir misiniz? Ebu Hanife ve Hanefi, yani Ebu Hanifeciler çizgisiyle Tayyip Erdoğan ve Tayyibiler, Tayyipçiler çizgisi arasında nasıl bir tercih yapılmalı? 4. Olmaz ama nebevi usule de uygun görülmeyebilir. Tamam. Ama varsayalım ki oldu. En sevdiğiniz, en güvendiğiniz, müttaki kabul ettiğiniz bir alim, İslam'ı hakim kılmak kastıyla bugünkü yönetime darbe girişiminde bulunsaydı, kimin safında yer alırdınız? Halk kimin safını tercih ederdi? Bugünkü devletin mi? O alimin darbesinin mi? Mesela Şeyh Said'in o gün yaptığı darbe girişiminde başarılı olsun ister miydiniz? Peki o zat bugün yaşasaydı ve bu düzene karşı ayaklansaydı ne yapardınız? 5. Bundan mesela 5 yıl önce bugün FETÖ, FETÖ'ş, terör elebaşısı, paralelci başı denilen şahsın Hoca Efendi denilip Tayyipçilerce takdir gördüğü, tavsiye ve hatta işaret ettiklerinin devlet kadrolarına yerleştirildiği dönemde aynı şahıs kadrolarıyla darbe yapsaydı, bugünkü iktidar ne derdi? Bugünkü halk nasıl tepki gösterirdi? İktidarla ilişkisini eskisi gibi sürdürseydi, darbeye bile gerek kalır mıydı? Eski kabul gören Hoca Efendi Fethullah Gülen, aynı çizgisiyle bugünkü darbede başarılı olsaydı, bugünkü tepki olur muydu? Sorular sadece. Birileri iktidara gelmek için gayri İslami darbe yapmaya çalışıyor. Diğerleri de iktidarı kaybetmemek için gayri İslami yöntemlere sarılıyor. Mesela demokrasiyi bayraklaştırıyor, Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Bu ikisinin mücadelesi nasıl hak-batıl mücadelesi oluyor? Bir zulme karşı çıkmak başka bir zulmü onaylamayı mı gerektirir? Şirk en büyük zulümdür. Lokman 13. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalim, fasık olduğu gibi aynı zamanda kafirdir. Allah'ın indirdiği hükümlerin uygulanmadığı rejimlerin zulüm yönetimi olduğu hesaba katılırsa, bir zulme karşı çıkarken başka bir zulmü desteklemenin hükmü ne olur? 7. Darbeye karşı çıkmak, bu düzeni sahiplenmeyi, bu düzenin kutsalları altında demokrasi nöbetleri tutmayı gerektiriyorsa, biz oraya Allah rızası için gidiyoruz diyenlere ne diyeceğiz? Niyetlerin hak veya hayır olması yeterli midir? İyi niyetle haram veya şirk, helal veya caiz olur mu? Toplantının adı demokrasi nöbeti. Katılanların görevi devleti korumak. Sloganlar şarkı ve türkülerin arasında tekbirlerle düzenin simgeleri, rejimin kutsalları ile beraber devletçilerin sloganı haline gelen Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber ifadeleriyle hakla batılın karma karışık hale getirildiği, hakkın batılı güçlendirmek için istismar edilerek kullanıldığı iddiasına ne cevap verilebilir? Bütün bunlar gayrimeşru ise niyet kurtarır mı? Meydanlara sığmayan bu kalabalıklar, okullardaki heykelleri ve heykellere saygı duymayı protesto edeceğiz diye çağrılsa, böyle koşarak gelirler miydi? Kaçta kaçı gelirdi, kaçta kaçı kaçar giderdi? Aynen gelirlerdi diyen varsa, sözünü ispatlamak için deneyebilir mi diyoruz. Ve sözü daha fazla uzatmadan, sabrınızı zorlamadan sözlerime son vermek istiyorum. FETÖ sebebiyle halkı da cemaatlere düşman ettiklerini insanların unutmayalım. İşte Uşşaki Tarikatı Şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz etmesini elbette şiddetle kınıyoruz ama bunları yan yana getirip bütün cemaatler hakkında Müslümanların güven duymasına engel olan bir zihniyetin de oyuncağı olmayalım. Onların istediği doğrultuda kullanılmayalım diye ifade etmek istiyorum. Tabii ki Müslüman geçinenlerin bu tür yanlışları
bütün topluma mal oluyor, Müslümanlara mal oluyor. O yüzden bunların vebali herhalde kat kat büyüktür. Ama esas vebal o çocuklara tacizden daha büyük vebal onların şirk akidelerini topluma yaymalarıdır. Bu çok daha önemlidir. İnşallah fırsat olursa haftaya bu konuyu ben değişik boyutlarıyla ele almak, tasavvufun iç yüzünü sizlerle paylaşmak durumunda olacağım. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kureyel kur'an feslemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.